Herkese merhabalar. Ben diyetisyen İrem Saraç. Bugün sizlere Ramazan'da nasıl besleneceğiz bunu anlatacağım. Öncelikli olarak Ramazan'da en önemli öğün sahur öğünü. Çünkü oruç zamanı kan şekerimiz düşecek ve daha hızlı düşüşler, daha fazla düşüşler olmaması için sahur öğününü atlamamanızı öneriyorum. Tabii sahur öğünlerinde ağır şeyler yemek yerine sağlıklı gıdaları tercih edelim. Bu gıdalara örnek verecek olursak tam buğday makarnalar, tam tahıllı ekmekler, bulgur pilavı, beyaz un girmemiş karbonhidratlar, meyve, kompostolar bunları tercih edebiliriz. Mesela örnek verecek olursam bir yulaf omleti veya yulaf ezmesi ya da tam buğday pişmiş şekilde 6-7 kaşık makarna, bulgur pilavı. Bunlar bizim için ya da tam buğday krepler bizim için sağlıklı seçenekler olacaktır. Bununla birlikte protein kaynağı almanızı da öneriyorum. Çünkü vücudumuzda çok fazla seviyelerde insülin salgılanmaması gerekiyor. Karbonhidratlar proteinlerle bir gittiğinde bu insülin salınımı azalıyor ve Ramazan'ı daha rahat atlatabiliyoruz. Protein kaynakları neler olabilir? Beyaz peynir olabilir, yoğurt, süt, ayran, kefir bunlar olabilir. Bununla birlikte yağsız etin kısımları olabilir. Tabii pişirme yöntemlerine çok dikkat etmemiz gerekiyor. Kızartma ve kavurmalardan bu süreçlerde uzak duralım. Çünkü düşük porsiyonlarda bile yeseniz çok yoğun miktarda kalori almış oluyorsunuz. Bu yoğun kaloriyi daha fazla sağlıklı seçeneklere yayabilirsiniz. Protein karbonhidratlarla birlikte sağlıklı yağ asitlerini tercih edelim. Bunlara örnek verecek olursak ceviz, fındık, badem, zeytinyağı. Mesela sahur öğünlerinizin yanına ekleyebileceğiniz salatalarda bir iki tatlı kaşığı zeytinyağı kullanarak hem sağlıklı yağ asidi almış olursunuz hem de oruçta sık gözlemlenen kabızlık sorununu biraz daha engellemiş olabilirsiniz. Bununla birlikte ceviz, fındık, bademin yanı sıra avokado ya da kabak çekirdeği, antep fıstığı, kaju bunlar da sağlıklı yağlara dahil ediliyor. Sahurdan önce su için, sahurla birlikte yani yemeğinizi yerken su içmenizi önermiyorum. Bir yarım saat, 20 dakika öncesinden su içerseniz ya da sahuru yapıp hemen yatmayın. Sahur yaptıktan sonra bir 20-25 dakika sonra su içimi olursa hem mideniz boş boşuna genişlemez hem de hazımsızlık probleminin önüne geçmiş olursunuz. Yani tamamen sağlıklı gıdalara yer verelim. Genellikle Kayseri'de yağlamalar, kızartmalar, hamur işleri oluyor. Bunlar çok fazla seviyelerde insülin salgılatacağından dolayı Ramazan'ı ağır geçirmenizi sağlar. İftarda da nasıl beslenmeliyiz? İftarda ben iftarı açmadan önce su ve çorba öneriyorum. Tabii bunları tükettikten sonra yemeğin kendisi hemen başlamayın. Bir 15 dakika bekleyin. O sırada namaz kılabilirsiniz veya bir işiniz varsa onu halledebilirsiniz. 15-20 dakika bekledikten sonra ana yemeğin kendisine geçin. Ana yemeğinizde neler olabilir? Kuru baklagiller olabilir, sebze yemekleri olabilir, şekersiz hoşaflar olabilir. Kuru baklagiller olursa mesela çok daha doyurucu, fazla kalori kaçmadan, fazla aşırıya kaloriye kaçmadan bir iftar menüsü geçirmiş olabilirsiniz. Tabii bunların yanında bir protein kaynağı da olacak. Bu yine et yemekleri olabilir ya da yoğurt, ayran gibi kaynaklar olabilir. Ya da salatalarınızda bir adet haşlanmış yumurta ekleyebilirsiniz. Yani örnek verecek olursam kuru fasulye güzel, pilav güzel bir öğün olacak. Kuru fasulye ve pilav. Ya da az yağlı et, tavuk sote, yanında bulgur pilavı, ayran güzel bir örüntü olabilir. Ya da yulaflı gıdalar, yulaf omleti mesela iftar için güzel olabilir. Ya da tam buğday unundan yaptığınız börekler, hamur işleri ne de ölçülü olacak şekilde, bir porsiyon olacak şekilde ekleyebilirsiniz. Burada da salata tüketmeye özen gösterin. Çünkü dediğim gibi kabızlık problemiyle çok sık karşılaşabiliriz Ramazan'da. Bunu yaptıktan sonra tatlı kısmına geçiliyor genelde. Tatlılardan da sütlü tatlıları öneriyorum tabii ki. Mesela ne olabilir? Bir porsiyon kazandibi olabilir, sütlaç olabilir, bir kase puding olabilir, muhallebi olabilir. Ya da Maraş dondurması 2-3 top olabilir. Tabii bunu iftarı yedikten hemen sonra tüketmememiz gerekiyor. Yani iftar sofralarında direkt ana öğünlerle birlikte durmasın. İftardan 2-3 saat sonra tüketirseniz daha doğru bir öğün planlaması yapmış oluruz. Eğer sahurla iftar arasında hiç uyumuyorsanız
Sıvı tüketimini bu aralığa dahil edin. Yani bir anda 1 litre içmeniz, 2 litre su içmeniz sizin o vücudunuzun susuzluk hissini asla bastırmıyor. Bunu aralıklarla için ki vücudunuz kullanabilsin. Bu aralıklarla böyle yarım saatte 1-2 bardak olacak şekilde su içebilirsiniz. Eğer hiç uyumuyorsanız bu sütlü tatlı evresinden sonra ya da sütlü tatlı tüketmediğinizde bir kase yoğurt, meyve, ceviz şeklinde bir öğün yapabilirsiniz ya da bir avuç leblebi tüketebilirsiniz. Bu öğünden 2-3 saat sonra da bir porsiyon meyve yiyerek iftarı oruç kısmına yani sahura yakın kısmı tamamlayabilirsiniz. Çok fazla yükleme yapmamak gerekiyor. Çok tıka basa doymayı beklemeyin. Çok fazla doygunluk hissi oluşmasını beklemeyin. Çünkü genelde çok tıka basa doyduğunuzda vücut genelde çok fazla kalori almış oluyor. Eğer açlık hissi çok sık yemenize rağmen açlık hissi hissediyorsanız bunu suyla veya sıvılarla geçiştirerek bu hissi tokluğa çevirebilirsiniz.